Duha Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Duha, güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki, ey Resûlüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى Seni yetim bulup barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek dosdoğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Öyleyse, sakın yetimi güçsüz bulup, hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyene de kaba davranma, onu azarlama. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهْ Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle.